Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rupan. Hearts of Iron 4 Türkiye'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi 1950'ye kadar giden bir sürece girdik. Niye? Çünkü denizaltılarımızı yapacağız, uçaklarımızı yapacağız, nüfusumuzu toparlayacağız. Tanklarımızı, tüfeklerimizi hepsini ayarladıktan sonra Almanlara gireceğiz Japonlarla. Artık ondan sonraki hesapta da Japonya girer. Ama bu süre içerisinde boş duracak mıyız? Hayır. Yorumlarda gördüm. Dediler ki abi Güney Amerika'ya doğru ilerle. Şimdi elimizde bir Amerika sıkıntısı kalmadı. Çok mantıklı. Buradan Güney Amerika'ya doğru şöyle bir gitme girişimim var. İşte buradan Honduras'ı, işte Nikaragua'yı, ne bileyim Costa Rica, Panama, Kolombiya falan derken Brezilya, Arjantin falan şuraların hepsini bir sömüreyim diyorum. Alalım imkanımızı. Hem nüfus olarak olur, hem fabrika olarak olur, her şekilde güçleniriz. Savaş stratejimden de bahsedeyim ufaktan. Şimdi belli bir yerlere zaten şey yapılacak. Şöyle göstereyim bakın. Neredeyse her yere, özellikle Amerika kıtasına çok önem veriyorum bu konuda. Her yere supply yolu yapıyoruz. Bunlara infrastructure, hani bunlara ne diyeyim? Ben tren yolu diyorum. Yapıyorum. Artı Balkanlar ve Rusya taraflarına yapıyorum. Açıkçası Afrika'da çok büyük bir savaş yapmayacağım. Öyle bir gayem yok. Onun için de şu kısmı mesela şurayı örneğin bakın şurası şöyle artı şu bölgeler bakın. Şu şekilde kapatacağım. Şurayı. Buralara defanslar yapacağım ki mesela buraya sadece askerleri koyacağım. Sadece orayı tutsunlar. Başka hiçbir şey yapmasınlar. İttirmesinler. Savaş zaten şu bölgede geçecek. Bir de şuraya koydum. Çünkü buradan da ittirmek istemiyorum. Hemen. Benim şurada yaya ordularım yani nasıl denir? Zırhlılar değil de normal piyadelerim burada bulunacaklar. Piyadelerim buradan itecek. Zırhlılar da Balkanlar tarafından gitmek üzerine bir plan yaptım. Yani zırhlı araçlarım, tanklarım buradan ittirecekler. Zaten üretmeye başladım şöyle gördüğünüz üzere. 48-48 bir 96 birim falan bir şey yapacağım. Ordu yapacağım. Onun için mesela benzin için de yatırım yapıyorum. Mesela şu an 2 milyonluk bir kapasite var. O kapasiteyi de arttıracağım. Onunla ilgili de şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere fuel'ların yerleri hazır. Ve Güney Amerika kısımlarına biraz koyacağım özellikle onları. Çünkü Güney Amerika'da çok fazla olay olacağını zannetmiyorum. Şuraya mesela bir defans hattı çekerim. Şurası. Çünkü burası daha dar bir yer ya, koridor ya. Buraya bir defans hattı çekerim. Geri çekilme. Burada batarsak buraya kadar geri düşelim diye. Güney Amerika'ya bir şey olacağını zannetmiyorum. Venezuela'yı her şekilde yeriz. Ondan yana korkum yok. Bu arada kanalı takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Normalde ben Güney Amerika kısımlarına müdahale eder. 1950'ye gelirdim. Ama ne oldu ne bittiğini anlamazdınız. O yüzden dedim ki hani bunları alırken de yine 10 dakikalık bile olsa bir video serisi yapalım. Güzel olsun dedim. Sadece şu Salvador'u almayacağım. Niye bilmiyorum. Çünkü Salvador'da bakayım nasıl bir fabrika durumu var. Ya alınabilir 7 tane fabrika var. Ama emin değilim. Ama şuralara kesinlikle kesinlikle gireceğim. Bu şekilde bir ilerleme kaydedeceğim. Bakalım neler olacak. Şimdi zaten burada bir Justify War Goal'umuz var. 19 Eylül'de bitecek. Benim şimdiki derdim şu. Şu Nikaragua'nın da Justify'ı da olsun %85'te. O dolduğu an hep beraber girelim. Yani güzel olsun. Çünkü burada çok fazla karşımıza bir durumun çıkacağına inanmıyorum. Çok rahat bir şekilde üstünden geçip gideceğimizi düşünüyorum. Hani onu o şekilde bir ayarlayacağım. Bakalım neler olacak. Hep beraber de göreceğiz. Onun dışında ne yapabiliriz bilmiyorum. Ha bu arada gördüğünüz gibi gemilere artık full yatırım yapıyorum. Üretmeye başladım. Şu an sadece upgrade'lerini yapıyorum. Bu upgrade'lerle işimiz bittikten hemen sonra mesela çünkü şöyle göstereyim. Nereden üretiyorduk gemileri? Şuradan üretiyorduk değil mi? Evet. Şimdi Yavuz değil de bir tane denizaltı. 44 bak. Çoğu şey eksik arkadaşlar. İşte ne bileyim bunları upgrade'lenecek. İşte ne bileyim bakın burası boş. Bunları upgrade edeceğiz. Üçüncü kademeye getireceğiz. Ve hani
denizde belli bir görev olmadığı için şu an şeyden yana sıkıntı yaşayabiliriz. Puan toplamaktan yana sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü bakın 3 buna vereceğiz. İşte ne bileyim buna ver. İşte bu torpido room değil. Ben şey istiyorum. Siz söyleyin. Mayın döşeyeceğim. Tek derdim mayın. Başka hiçbir derdim yok. İşte ne bileyim bu şu an artı 2'de bunu da upgrade edeceğiz. Yine aynı şekilde bakın. Full mayın abi. Gemi sadece yani denizaltı sadece mayın döşecek. Bütün işlevi bu. 16 puan. Hani ve çok az puanımız var. 16 puan şu an bu şekilde harcamak istemiyorum. Onu birazcık bekletelim. Beklettikten sonra kaydedelim istiyorum. O yüzden birazcık bekleteceğim. Belli upgrade'ler gelsin. O upgrade'ler geldikten sonra üretime başlayacağım. Sonrasında da hep beraber bakacağız. Şu bittiğinde zaten şuradan şöyle tık 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 ilerleyeceğiz. Buradan ne yapabiliriz? Şuradan şunu geliştirebiliriz. Şuradan şunu geliştirebiliriz. Cruiser yapacak mıyım bilmiyorum. Açıkçası Battleship üreteceğim. Cruiser da şart ama şimdilik bir Battleship'lerle devam ederiz. Uçak gemisi yapmayacağım. Uçak gemisiyle hiçbir işim yok. Buradaki bütün upgrade'leri yaptım. Şunların hiçbirini yapmadım. Bunların yapılması gerekiyor. Hani Crusader'lar yapıyorsak bunlara çok çok fazla ihtiyacımız var. Bakalım. Mining. Bu önemli. Şunu upgrade'le. Yani bu şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu verilen askerlerle benim pek bir işim yok. O yüzden onlar ağlayıp zırlayabilirler. Şuradan şunu da yap. Bunlara da gitmem gerekiyor bu arada. Çünkü bunlar da önemli. Evet. Şu an tamamen donanmaya öncelik verdim desem yeridir. 19 Jun'le bitiyor. Ne kadar kaldı bu arada bunun? 94. Tamam, ikisine birden rahatlıkla girebileceğiz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Uçaklarımız gördüğünüz üzere bakın jetler nerede? 5900'e kadar çıktı. Ağır jet üretiyorum bu arada. Gerçekten inanılmaz bir jet üretimim var. Şöyle göstereyim fabrikaları. Hani deli üretiyorum ya. Deli. Modern tank şu an çok az üretiyorum. Farkındayım çünkü hatta şöyle yapabiliriz aslında. Vazgeçtim. Şimdi zaten yeterli şekilde neredeydi? Medium tankımız var. 8200 tane. Şimdi amaç o bir 10.000'e kadar çıkana kadar da şuradan birazcık modern tanka verebiliriz. Biraz. Hatta şuradan bir uçağı kısıp şöyle yapıp taktikalımız okey. Şuradan bir tık kısabiliriz mesela. Şuraya verebiliriz. Topumuz çok fazla var. Toptan bir tık kısabiliriz. Ondan sonra şu şekilde yapabiliriz. Şu şekilde ideal. Hatta bir şey söyleyeceğim. Şunu şöyle yapıp şu şekilde yapabiliriz. Harika oldu. Bence şu an harika oldu. Bunu da buna vereyim. Şu an oldu. Şimdi çılgınlar gibi de modern tank üreteceğiz. Zaten lazımdı. Hani modern tanka net ihtiyacımız vardı. Üretimini yapsın. O üretimini yaptıktan sonrasına bakacağız. Evet, Honduras Savaşı'na da artık başlayabiliriz. Ya çok büyük bir etki olmayacak. Yani zaten Honduras'ın gördüğünüz üzere ne askeri var? Bakayım bunun var mı? Yok. Yani hani girdikleri gibi küt 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 alacaklar, geçecekler. Yani bir sıkıntı olmadan patara kütere bitecek zaten savaşlar. Ama yine de ben hani şey olmasın istiyorum. Böyle ne oldum, hani ne oldu buraya kadar geldik olmasın diye böyle bir ara videolar yapmak istedim açıkçası. Orası da gittikten sonra şimdi buraya gireceğiz zaten. Sonra öteki derken şu Honduras'ı da alalım. Hepsini alacağım bu arada. Yani bu topraklarda şey bırakmayacağım. Hani birlik falan bırakmayacağım. Ne kadar toprak varsa hepsini... Ah, yanlış oldu. Hepsini alacağım. Güney Amerika'ya doğru ilerleyeceğim. Çünkü hem fabrikalarını istiyorum. Arkadaşların. Hem de istiyorum ya. Bu arada çelik bitti. Bu arada neden Rusya'dan almadığımı söyleyeyim. Şimdi Rusya'dan malzeme aldığınız zaman Rusya özgürlüğünü almak için girişimde bulunuyor. Hani diyeceksiniz ki Rusya'dan alsan bir fabrika karşılığında 80 tane veriyorsun.
alıyorsun. Ama problem şu ki Rusya özgürlüğü için harekete başlayabiliyor. Ben bunu istemiyorum abi. 80 tane gelmesin, ben Romanya'dan alayım, 16 tane alayım. Önemli değil. Gitsin 2 tane, 3 tane fabrika gitsin. Yani Rusya'yı kaybetmektense 4 tane fabrikayı kaybetmek daha worth. Şu şekilde. Bu emri de verelim. Yani kolay geçen savaşlar zaten. Dediğim gibi böyle tık 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 giden savaşlar. Kafamız rahat. Baksana abi. Böyle bir ittifak yok. Bak şöyle bir ittifak. Biz bununla savaşacağız bu arada. Yani Japonlarla bir olup bunlarla savaşacağız. Ne olacak ben de çok merak ediyorum. Yani acayip şeyler yaşayacağız desem yeridir. Buraya da aldım. Buradan sonra da Panama'yı alacağım. Şöyle gördüğünüz üzere bu şekilde bir ilerleme kaydedeceğiz. Bir de dediğim gibi fabrikaları da mis gibi topluyoruz. O da işin ekstra word kısmı. Mesela 92 oldu. Çelik sıkıntımız var, o da olur. Olacak. Bu. Yani taktik stratejimiz bu. Yani alırız. Hani Rusya'dan çelik almak çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya zaten silahlarda ne kadar ulaştık? 1.4 milyona ulaştık. Harika bir stoğumuz var silah konusunda. Top 67 bin. Anti-tank üreteceğim. Aslında evet, artık bir anti-tank üretimine başlamam gerekiyor. Bunu ben nasıl es geçtim onu da bilmiyorum. Şimdi bakarken fark ettim. Şöyle anti-tank. Şunu şöyle birazcık yukarı alayım. Şunu 3 indirip, şunu 3 verip şu şekilde yapmak güzel oldu. Ha, anti-air yapmayacağım. İhtiyacım yok anti-air'a. Şimdilik ihtiyacım yok ama daha sonrasında bakacağız. Ve şu gemiyi de üret. Harika gidiyoruz. Kaç tane fabrikamız boşta? 3 tane fabrika boşta kalabilir ya. 3 fabrikanın boşta kalmasından yana sıkıntı yok. Niye durmadan bu Rusya bana asker veriyor? Ben o kısmı çok anlamıyorum. Yani çok da istemiyorum çünkü asker, biliyor musunuz? Hani gerek yok. Şunları aslında yapsak ya. Neyse. Nükleer üretiyoruz. Cayır cayır nükleer üretiyoruz. Ya tıkandığımız yerde affetmeden nükleer atacağız. Hiç affetmeyeceğiz. Ne varsa sallayacağım kafasına nükleeri. Şurası, şurası tehlikeli bölgeler. Buradan zaten tık 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 ilerliyoruz. Buraları tamamen temizleyeceğim, Güney Amerika kısımlarını. Bunları da temizledikten sonra zaten 1900 muhtemelen 50'ler 50 gibi işte 1950-51 gibi Almanlarla savaşa girecek kıvama geleceğimizi düşünüyorum. Hani onun öncesinde şu an girersek muhtemelen biz o işten zararlı çıkacağız. Ben de onu istemiyorum. Neyse, burada bırakabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer diyorsanız ki Güney Amerika'nın alımlarında video atarım. Ama derseniz ki yok atma. Hani al artık Almanya Savaşı'na gel derseniz de onu da yaparım. Hiç problem değil. Yani direkt bir sonraki videoyu 1951-52 gibi açabilirim. Tamamen size kalmış bir durum. Yeni update'te ne geldi hiçbir fikrim yok. Hani onu yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Hiç dikkat edemedim, bakamadım ona. Vaktim olmadı. Artık o konuda sizden destek bekliyorum. Siz de o detayı benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.